Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Neşe Hanım. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için yayınımızı. Ben Bugün teşekkür ederim ne davetiniz demek? için. Bugün Cumhuriyet TV ekranlarında psikolog Neşe Doğan Yüksel'le birlikteyiz. Bugünün ayrı bir önemi var sizin de bildiğiniz gibi. 14 Şubat Sevgililer Günü veya bazı vatandaşlarımız, yurttaşlarımızın tabiriyle de Sevgi Günü olarak kutlanan özel bir gün açıkçası. Biz de bu konuyla ilgili size belirli sorular sormak istiyoruz. Nasıl ortaya çıktı, neden bazı yerlerde Sevgi Günü olarak kabul ediliyor diye. Öncelikle Neşe Hanım, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Anlatır mısınız izleyicilerimize? Bildiğim kadarıyla şöyle, Roma Katolik Kilisesi'nde Valentin isimli bir din adamının adına aslında bir bayram günü başlangıçta. Bu nedenle de adına Aziz Valentin günü olarak belirleniyor ve öyle biliniyor. Aslında Valentin kelimesi bildiğimiz gibi Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi ve sevgili anlamında kullanılıyor. Tabii bunun Şubat ayı ortasıyla Şubat ayı ortasındaki aşkla ilişkisini düşünürsek bu da antik çağda gene ortaya çıkıyor. Ona dayanıyor temeli. Antik Yunan'da Ocak ayının ortasıyla Şubat ayının ortasında arasında Zeus'la Hera'nın evliliğine adanmış bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. 15 Şubat'ta din adamları keçileri kurban ediyorlar ve keçilerin kafalarını keçileri kurban ediyorlar ve derilerini kafalarına geçirerek Roma sokaklarında koşturuyorlar ve karşılaştıkları her insana dokunuyorlar 15 Şubat'ta. Kızlar da ileriye doğru atılarak bu işte bir bereket tanrısına, Tanrı'ya dokunuş gibi düşünülüp doğurganlıklarını da arttıracaklarına inanarak bu kafasında keçi olan din adamlarının peşinde koşmaya başlıyorlar. 14 Şubat'ta da genç erkekler, genç kızların kağıtlarda isimli yazılı olan kağıt parçalarından kura ile çekiyorlar ve bir erkek bir kızla böylelikle bir çift olma geleneği ortaya çıkıyor ve bu da bayramın bir ritüeli gibi kullanılıyor. Bir süre sonra bu bayram yasaklanıyor. Sadece bu kura çekimi kısmı kutlanıyor. Sonra 1969'da da kilise takvimlerinden tamamen ortadan kaldırılıyor bugün. Sadece bu kura çekimi kalıyor ama kızların isimleri değil, azizlerin isimleri yazılıyor kağıtlarda. Ve böylelikle bir Valentin'in gene onuruna bir kutlama günü olarak devam ediyor. Şimdi bu bana göre bu bir romantik aşkla ilgili bir gün gibi geliyor bana. Ve kaynaklarda çok yok ama ilk kaynaklar 14. yüzyılda gibi. Hatta Fransa'da ve İngiltere'de 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak biliniyor. Sonra günün özelliğinden dolayı da işte insanlar, sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar yazarken birbirlerine Valentin diye hitap ediyorlar ve daha sonra işte Amerika'da bunun 1800 yıllarda gelişmesiyle biraz ticari yönünün arttırılmasıyla açıkçası bütün dünyada artık sevgililerin birbirlerine notlar yazdığı, kartlar attığı, hediyeler aldığı özel bir gün olarak kutlanmaya devam ediyor. Günümüzde de bu şekilde taşındığını düşünüyorum ben. Bildiğim kadarıyla Valentin'in gününün doğuşu, kısaca bildiğim tarihi açıkçası bu kadar. Böyle. Peki, Neşe Hanım, şimdi Sevgililer Günü diyoruz ama birçok konuda toplumsal meseleler bir dönüşüme uğruyor ve özel günlerde tabii ki bunlardan etkileniyor. Sevgililer Günü de bunlardan bir tanesi. Mesela Sevgililer Günü değil de Sevgi Günü olarak da kutlanması gerektiğini söyleyen yurttaşlarımız var. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani illa Sevgililer Günü iki partner arasında olmamalı, başka sevdiklerimiz arasında da kutlayabiliriz gibi bir düşünce de hakim. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Aslında tabii belki bu şu düşünceyle de olabilir. Hani sevgilisi olmayan
sevgilisinden ne bileyim uzak olan ya da bir şekilde kutlayamayan durumlarda o zaman ne olacak? Ya da belki kısır bir gün olarak düşünülebilir. Sadece sevgiliye hitap etmesi bu günün. Bu anlamda özünde de zaten sevgi olduğuna göre ilişkiye dayalı bir sevgiden bahsediyorsak bu anlamda günün sevgi gününe döndürülmesi aslında hoş da bir durum olmuş diye düşünüyorum. Bu anlamda bana sevgiyi ön plana çıkarmak, o duyguyu ilişkide yaşamak ve dediğiniz gibi bu kişi illa da bir sevgili olması, karşı cins olması ya da bir partner olması değil, herhangi bir başka bir sevdiğin kişiye de olması şeklinde bana güzel geldi. O anlamda hani daha çok sevgililer günü bir romantik ilişkiyle bağlantı kuruluyor ya, o zaman belki bu romantik ilişkiden kurtarmak gerekiyor bugünü. O zaman da sanki başka bir güne mi başka birine dönüştürmüş olabilir. Belki sevgililer günü kapitalist sistemin bize dayattığı işte sevgiliye mutlaka hitap etmesi ve hediyelerin alınması ve sadece sevgililerin arasında kutlanmasını engellemek amacıyla da güzel bulunmuş bir kavram diye düşündüm açıkçası. Hayatın güzelliklerini görmek adına başka bir bakış açısı. Sevgilimiz olmuş olmamız fark etmez. Sevgililer gününü biz sevgiyi adayarak da kutlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu böyle bir değişim olur mu, olacak mı? Sevgi gününe dönüştürülür mü? Onu tabii bilmiyorum maalesef. Son olarak Neşe Hanım, bu günü kutlamaya yönelik yapılan aktivitelerin bazıları da eleştiriliyor açıkçası. Çünkü özellikle özel günler bağlamında çok fazla kampanya başlatılıyor, reklamlar yapılmakta, birçok alışveriş yapılmakta. Bazı yurttaşlarımız da bu özel günlerin sadece para tuzağı veya hediye almak için üretilen günlerden, pohpohlanan günlerden bir tanesi olduğunu belirtiyorlar. Son olarak siz bu eleştirilere ne demek istersiniz? Ben açıkçası bütün bu eleştirilerin hepsine kısmen katılıyorum. Ama sevgililer gününü de iki kişinin istediği şekilde kutlamasının hoş ve sağlıklı da buluyorum. Yani özgürce insanların istedikleri şekilde kutlaması elbette ki hoş. Ama bunun bir dayatma olduğunu ve tamamen ticari pompalamalarla yürütülen bir kampanya olduğunu düşünürsek buna da katılıyorum. Bu kişinin kişisel tercihidir. Buna dahil olmayabilir elbette ki ama bana göre sevgililer gününde işte ailemizden yaşlı birini arayıp ne bileyim ilk sevgilisiyle ilgili anısını dinlemek, sevgili olduğuna dair duygu ve düşüncelerini ondan duymak, bu kişiler anne babamız olabilir, başka arkadaşlarımız olabilir ama sevgililiğini belki de unutmuş, oldukça geride bırakmış kişilerden bunları duymak, onların anılarıyla o güzel yüzlerindeki tebessümü görmek bence o günü de anmaktır ve kutlamaktır diye düşünüyorum. Ama bir başkasına göre de sevdiğine bütçesi oranında hediye almaktır. Dolayısıyla iki uçlu olarak hepsinin olduğunu ve buna saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda hepsi de kıymetlidir. Hiçbirinin abartılmadan istenildiği şeritte yerine getirilmesini sağlıklı güzel buluyorum açıkçası. Hı hı. Çok teşekkür ederim verdiğiniz yanıtlar için Neşe Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok maalesef. Sizin de sevgililer gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.